Merhaba tamam gençler. Farrom YouTube kanalına hoş geldiniz. 11. günün 1. dersinin 2. videosundayız. Küçük bir başlık atıyorsun. Hal değişim grafikleri. Şimdi başlığını attın. Saf bir katının hal değişim grafiği ile hemen dersimize başlayalım. Çok uzatmayacağım. Burada yorum soruları var. Ve buradaki yorum soruları da öyle detay yorumlar değil. Çok yüzeysel, çok basit yorum kısımları. Bunlardan bahsedeceğim. Zaten bahsedeceğim kısımların hepsi madde madde burada da yazıyor. Sen aynı zamanda buradaki maddeleri de okuyabilirsin. Ben hepsini tek tek okumayacağım. Şuradaki grafik üzerinden olayı halledeceğim. Tamam mı? Sonrasında ise soru çözümü yapacağız ve dersimizi noktalayacağız. Bak şimdi şuradaki grafiğe. Bu grafik bize her şeyi anlatıyor aslında. Saf bir katının ısıtılmasına ait zaman grafiği. Arkadaşlar mesela elinizde buz olsun. Tamam mı? H2O katı. Kaç santigrat derece? Sallıyorum bak bu değeri. Kapan diye canlansın diye şey yapıyorum. Eksi 20 santigrat derece oldu. Sen buna ısı vermeye başlarsan, sıcaklığını artırırsan, sıcaklığını artırdın. Şuradaki T birimiz 0 santigrat derece, tamam mı? 0 santigrat derece kadar sen bunun sıcaklığını artırırsan bu alanda eksi 20'de, eksi 15'de, eksi 10'da maddemiz hep katı halde, tamam mı? Katı halde. Sıcaklığı artırdığından dolayı bunun sürekli kinetik enerjisi artar arkadaşlar. Bu aralıkta. Şu bir aralığında. Okey. Potansiyel enerjisi ise değişmez. Bak sana gelecek yorumlar bunlar. ve hocam geldik T1'e. Kaçıncı sallıyorum? 5. saniye. Tamam veya 5. dakika diye. Fark etmez. Şuraya dakika cinsinden zaman aralığı alalım. Isıtmaya devam ediyorsun. Sıcaklık sabit. Ne yapıyor burada? Saf maddeleri hal değiştirirken sıcaklığı sabit olur demiş. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan söyleyeyim. Burada hal değiştiriyor işte. Eğer sıcaklık sabitse hal değişimi vardır. Nasıl hal değiştiriyor? Katı halden haşiko sıvı hale geçiyor. He. Yani sen burada iki numaralı bölmede iki hali birden gözlemliyorsun. Katı ve sıvı hali. Tamam mı? Hal değiştirirken kinetik enerji sabit olur. Neden? Sıcaklık sabit. Çünkü kinetik enerji ile sıcaklığa bak. Potansiyel enerji ise artar. İki aralığında potansiyel enerjimiz artarken kinetik enerjimiz sabitmiş. Madde hem katı hem de sıvı haldeymiş. İki tane ortamda görünüm varsa iki tane faz var demek. Daha önce de söylemiştim. Her fazı bir görünüm bir faz demek. İki tane görünüm varsa iki faz anlamına geliyordu. Fazın tam olarak tanımayıysa belirli belli bir noktasında bir maddenin belli bir noktasında aynı özellikleri gösteriyorsa da aynı faz diyorduk. İki tane faz varsa buna heterojen görünümlü diyeceğiz. Heterojen görünümlü. Niye? İki farklı şey görüyorsun tamam mı? Tek farklı şey görüyorsam ne oluyordu hocam? Homojen görünümlü. Ki bunları karışımlarda daha detaylı göreceksin. Birinci bölme homojen görünümlüyken ikinci bölme heterojen görünümlüdür. 3. Artık tamamen sıvı hale geçtik. Tamam mı? ısıtmaya devam ediyorsun. Tamamen sıvı halde. Nereye kadar? T2'ye kadar. Hal değiştirene kadar. Burası da 100 santigrat derece olsun. Burada tamamen sıvı halde tek bir faz gördüğünden dolayı homojen görünümlü. Sıcaklık artarken kinetik enerji artar. Potansiyel enerji ise sabit kalır. Bu yorumları yapabilirsin. Tamam mı? Geldin T3 anına. Bak yine sıcaklığın sabitlendi. Sıcaklık sabit olduğuna göre hal değiştiriyor. Bu kez nereye değiştiriyor? Sıvı haldeydi H2O gaz hale geçiyor. Yani sen şurada gaz ve sıvı halin ikisini birden görüyorsun. İki tane görünüm olduğundan dolayı heterojen görünümlü diyorsun. Sıcaklık sabit olduğundan dolayı kinetik enerji sabit, potansiyel enerji ise artan durumundadır. Tamam mı? Geldin T4'e. Artık tamamen gaz haline geçtik bu dakikadan itibaren. Şurası bizim komple gazımız. Tek bir görünüm olduğundan dolayı homojen görünümlü. Kinetik enerjisi artmaya devam ediyor. Potansiyel enerjisi de sabit yorumlarını yapabilirsin. Hal değişim olayı bu. Tamam mı? Şurada bak açıklamalar var. Bu açıklamalar tam olarak benim anlattığım kısımlardı. Daha fazlası değil. Bunu topla, tablolaştırmış aynı zamanda. Hani şuradaki şekil var ya. Şekilde 1, 2, 3, 4, 5 var. Bir de fiziksel hal katı potansiyel enerji değişmez. Kinetik enerji artar. Ondan sonra homojen görünüm. Hatta buraya yeni bir tablo daha ekle. Homojen görünümlü. Hom yazayım. Katısı e, katı sıvı olduğundan dolayı heterojen. Hete dedik. Homojen. Tek faz var. E, sıvı buhar olduğundan dolayı heterojen. Hete yazdım. Gaz tek fazla olduğundan dolayı da homojen diyoruz. Bunları da böyle not alabilirsin. Gelelim Örnek 1'e. Birden ara ara e, sakin gelişen o sasın ataklar gibi sesim yükseliyor. E, yorgun değilim. Hala ayaktayım. Yıkılmadım. İmajı vermek için o sesi volümüne ara ara artıracağım. Tamam mı? Kulaklık dinlerken çok e, ani bağırmam. Sizi rahatsız edebilir. O da sizin dikkatinizi tekrar toplar diyelim. Şimdi yukarıda saf bir katınız ısıtılmasına ait zaman grafiği verilmiştir. Bak katı. Katı halde ise ne yapacak? Katıdan önce sıvıya geçecek değil mi? Yani şu noktada katı halde. Katı. Sıcaklık sabitse hal değiştiriyordu. Katı artı sıvı. E, bu, burada bitmiş. Artık buradan olacak? Sıvı halde olacak değil mi? T katının erime noktasıdır diyor. Katıdan sıvıya geçtiğinden dolayı erime noktasıdır. Doğru. C anında madde tamamen sıvı haldedir diyor. C anında evet sıvı da Doğru. AB aralığında madde homojen görünümlüdür. İki tane faz var. Bu yüzden heterojen görünümlü olacak. Doğru. Heterojen demiş. Homojen değil. Katı miktarı artırılırsa T noktası yani kaynama, erime noktası artar demiş. Yanlış. Mesela 5 kilogram buz da 0 santigrat derecede eriyor. 100 kilogram su da 0 santigrat derecede eriyor. Bunun miktarın artması sıcaklığı değiştiriyor mu? Hayır. D seçeneği yanlış. Tamam mı? E'ye de bakalım. Sıfıra aralığında katı oluşturan tercihlerin kinetik enerjisi artar demesi lazım. Evet çünkü sıcaklık artıyor. Doğru bir ifade. Okey. Sağ tarafa geçelim bir de. Yani bir diğer sayfaya geçelim. Burada da soğutulmasına yönelik bir grafik var. Tam tersi olacak. Az önce katı erittik. Sonra da buhar fazına geçirdik ya. Şimdi de buhar önce yoğuşturacağız. Sıvıya geçireceğiz. Sonra da dondurup katıya geçireceğiz. Sallıyorum şurası 130 santigrat derece olsun. Madden burada gaz halde. Gaz halde olduğundan dolayı tek görünümü, Tek görünüm olmasından dolayı homojen. Değil mi? Sıcaklığı düşürdüğünden dolayı kinetik enerjisi azalacak. Potansiyel enerjisi ise de değişmeyecek. Bir numaralı alanda sıcaklık düşüyor çünkü. iki numaralı halde artık yoğuşmaya başladı. Yoğuşmaya başladığından dolayı gaz artı sıvı halinde iki görünüm olmasından kaynaklı heterojen görünümlü. Ee, sıcaklık sabit olduğundan dolayı kinetik enerji sabit. Potansiyel enerji ise düşüyor. Çünkü sıcaklığı düşürüyoruz dedik. Üçüncü bölgeye baktın. Artık tamamen sıvı halde. Sıvı halde olmasından dolayı tek görünümlü homojen e, kaynama nokta e, şey potansiyel pardon kinetik enerjisi niye bu kinetik enerjileri hep k ne dedik ki? K, k diyelim şöyle. Kinetik enerjimiz sıcaklık düştüğünden dolayı azaldı. Potansiyel enerjimiz ise sıcaklık e, azaldı dan dolayı diyor burada herhangi bir şey olmadı. Hal değiştirme. Hal değiştirirken değişiyordu potansiyel enerji sabit kalacak. 4 numaraya geldin. Sıvı halden katı hale geçiyor. Artık sıvı artık katıalıyor. Bu yüzden heterojen görünümlü. Ee, sıcaklık sabit olmasından kaynaklı kinetik enerji sabit. Potansiyel enerji ise düşmeye devam ediyor. 5 numaralı halde ise artık maddemiz tamamen katıya dönüştü. Katıya dönüşmesinden kaynaklı homojen görünümlü. Ee, kinetik enerjimiz Azalıyor sıcaklık azaldığından dolayı potansiyel enerjimiz de sabit. Yorumlarını yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi yine tabloda bunu göstermiş. Tabloda halde az önceki anlattığım kısımları. Burayı geçtik. Konu buydu. Sorularda hocam karşımıza nasıl çıkar? Aha şöyle çıkar sorularda karşına. Grafik verilmiş. Bu grafik bir X maddesinin soğutulmasına ait. İki tane hal değişimi olduğuna göre bu madde gaz halinde değil mi? İki tane hal değişimi var. Şurada gaz halinde ise burada gaz artı sıvı. Şurada sıvı. Burada sıvı artı katı. Burada ise katı halindedir. X maddesi dördüncü bölgede. Yani şu bölgede donmaktadır diyor. Sıvıdan katıya geçiyor. Donmaktadır. Doğru. Üçüncü bölgede X maddesinin potansiyel enerjisi artar. sıcaklık düşüyor. Sıcaklık düşerse potansiyel enerji ki burada zaten değişmiyor. Kinetik enerji düşer. Hal değişimlerinde potansiyel enerji düşüyor da artır ifadesi yanlış. T2 sıcaklığından maddenin erime sıcaklığıdır diyor. T2 sıcaklığı maddenin erime sıcaklığı mı? Nerede? Bak şurada. T2 sıcaklığımızda maddenin e, erime sıcaklığı değil arkadaşlar. Çünkü gaz halinden sıvı hale geçiyor. Yoğuşma sıcaklığıdır. Do doğruları soruyor bize. Yalnız bile doğru diyeceğiz. Tamam mı? Olay bu. Evet. Gelelim. Bir diğer örneğimiz örnek 3. Güzel bir soru. Geçmiş yıllarda ÖSYM bu tarz sorular çok seviyor ve soruyordu. Yukarıdaki tablolarda K, L ve M saf maddenin erime ve kayma noktaları verilmiştir. Buna göre 25 santigrat derece hangi madde katı haldedir diyor. Arkadaşlar 25 santigrat derece nerede? Şuna bakacaksın bak. Çizgimiz. Şu halde madde katı. Şu aralıkta sıvı. Bu halde de gaz. 25 nerede burada? 25 şurada. Değil mi? Burada 25 50'nin solunda başka MD 25 nerede 35'in solunda hangisi katı tarafta L ve M bunları böyle çözebilirsin K ise 25 santigrat derece yani oda sıcaklığında sıvı haldeymiş okey eğer size şey sorsaydı 90 santigrat derece deseydi ya da ne diyelim 55 santigrat derece deseydi 55 santigrat derece dediğinde de şuraya bakardın 55 burada 55 burada. 55 burada. Yani K gaz L ve M'ye de sıvı derdin. 40 santigrat derecede deseydi 40 santigrat derecede bu maddelerin fiziksel haline de, 42 olsun. 42 deseydi 42 de burada olurdu. 42 de şurada olurdu. L'miz. M'miz ise 42 de burada olurdu. Tamam 42 santigrat derece. Böyle yorumluyorsun. Bu da son sorumuz. Örnek 4. Gelen sorular bunlar. Daha başka bir şey yok zaten burada. Grafik verilmiş. Hangi de doğrudur diyor. İki tane hal değişimi olduğundan dolayı bu madde katı halde burada. Katıdan sıvıya geçiyor. Artık sıvı halde. Sıvıdan gaza geçiyor. Burada ise tamamen gaz halinde mi? Doğruyu soruyor bak. Madde 15. dakikada sıvıdır. 15. dakika nerede? Burası. Gaz halinde yanlış. Çünkü yukarıya şu gazın olduğu tarafa denk gelmiş. Üçüncü bölgede heterojen görünümü diyor. Üçüncü bölgede yalnız sıvı var. iki tane fazla yok yanlış. X maddesi oda koşulların oda koşullarında katı haldedir diyor. Oda koşulları arkadaşlar 25 santigrat derece demek. 25 santigrat derece neresi? Şurası. Katı mı kat? He, bu doğru. Tamam mı? Devam et. D seçeneği. İkinci bölgede potansiyel enerji sabittir diyor. İkinci bölge neresi? Burası hal değiştirirken potansiyel enerji sıcaklık artarken artar sabit değildir yanlış e, ee, e seçeneği 10 ve 14. dakika yani şu aralıkta tanciklerin sadece kinetik enerjisi artar diyor hal değiştirirken potansiyel enerji artıyor bu da yanlış bir ifade okey Evet arkadaşlar bu dersi de notladık hal değişimleri böyleydi ödevim var sayfa 132 ile 135 arasında e, test 11'i çözmeni istiyorum lütfen bu ödevi yap ve doğru yanlış sayını da yorum olarak burada belirt. Üşengeçlik yapma şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.